Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak işkence meselesi. Buradan ne çıkar diye sorabiliriz. Buradan şu çıkar. Bir devletin yargılanması çıkar. O devlet sermayenin devleti, emekçilerin devleti değil. Sermayenin yargılanması. Çünkü sermaye bize layık gördüğü şey Halit Nari'nin dilinden dökülen o iki birkaç cümleyi sözdür. Bu zamana kadar bizim anamızı alınıyordu. Bundan sonra işçilerin arası alacak sözü kulaklarımızda adeta bir küpe gibi sallanıyor. Çünkü o günden bu tarafa baktığımızda işçi ve emekçilerin arası gerçek anlamıyla ağlıyor. Bugün Türkiye'de işçilerin örgütlülük seviyesi nedir derseniz 600 bin civarında. 600 bin civarında bir örgütlülüğe sahip sendikal olarak. Ama gerçek anlamda bir örgütlülük dersen bu biraz zor. Bugün o politik tutum adeta sendikaların Türkiye'deki çalışan işçi kesimini %2,5'una denk düşürecek bir biçimde daraltmış. Yani çalışanların, çalışan işçilerin %2,5'u sendikalı, %97,5'u sendikasız durumda. Böyle bir örgütsüzlük sürecini yaşıyoruz. Belki de buradan baktığımızda bu örgütsüzlük süreci bizim uzun süre cezaevinde kalmamızın da nedenidir. Aynı zamanda işçi sınıfının hak kayıplarının da nedeni. Bugün yaşanan 17 bin faili meçhulün bulunmamasının da nedeni. Çünkü güçler dengesi eşit olmadığı bir ülkede demokrasinin gelmesi de mümkün değildir. Güçler dengesini eşitleyebilmek için yönümüzü işçi sınıfına dönmemiz gerekir. Ve oradan hareketle emek ve demokrasi mücadelesini, özgürlük mücadelesini birleştirmemiz gerekir. Bunu birleştiremediğimiz ölçüde ne Türkiye'de Kürt sorunu çözülebilir ne de emekçilerin hak ve talepleri yerine getirilebilir. Önemli olan burada bu mücadeleyi verirken hepimiz yönümüzü işçi sınıfına dönerek daha önce temas etmediğimiz insanlara temas ederek belki burası dar bir yerdir. Burada işçi mi var diyeceksiniz. Belediyede çalışanlar da işçidir. Bizim çöplerimizi toplayanlar da işçidir. Onlar bizim onlar olmadığı bir hayatta elektriğimizi verenler, suyumuzu verenler de yine işçidir. Onların çalışmadığı bir ortamda biz ne burada konuşabiliriz, ne burada yaşayabiliriz. Sokaklarımız çöpten geçebilir, geçilmez olur. Yani bütün bunları düşünerek yani küçük de olsa bir işçi sınıfının olduğu bir yer olarak burayı kabul etmek gerekir. Yani yönümüzü işçi sınıfına dönerek onların örgütlenmesine önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan bakarak yine 1980'lerde 1,5 milyonla 2 milyon arasında bir işçi kitlesinin sendikalı olduğunu düşündüğümüzde sendikal mücadelede bir gerileme oldu açık. Yani bizi örgütsüzleştirmişler. 6.000 kişiye doğru çekmişler. Çalışanlar artmış ama ülkede sendikasızlaşma devam etmiş. Bütün bu koşullarda işte biz de ne yapabiliriz sorusuna yine kitapla yanıt vermeye çalıştık. Herhalde kitapla ilgili de arkadaşımız daha detaylı açıklamalar yapar. Çünkü kitaba dair benim konuşmam biraz daha zor oluyor. Çünkü ikinci, üçüncü diller, ağızlar, ona dair gözler, yürekler bir şeyler söylerse benim açımdan daha önemli. Çünkü ben yaşadığımın ancak buraya alınan noktası %1'i diyebilirim. O nedenle sözü ben Ali Fuku arkadaşıma bırakıyorum. O bu alandan devam etsin. Tahir abi bana pas dedi zaten ama ben de çok uzun konuşarak Tahir abiyi sizden çalmayacağım. Kitaba dair ve hem kitabın yazılış süreci hem Tahir abinin özgürlük
kampanyası ve sürecine dair biraz daha bir şeyler söylemiş olacağım. Türkiye'de hukuksuzluk sanırım, yani Türkiye'de hukuksuzluk demek herhalde çok büyük bir şey keşfetmek değil. Türkiye'de hemen hemen her olay çeşitli hukuksuzluklarla anılır. Hem günümüzde hem geçmişte böyle. Bunun da bir belki milat noktası olarak 12 Eylül her zaman bile getirilir. 12 Eylül Türkiye'deki hukuksuzlukların tavan noktası olarak söyleniyor. Tahir Canan da 12 Eylül tutsaklığının en kanlı canlı kanıtıydı aslında. 32 yıl 12 Eylül'ün verdiği ceza ile cezaevinde yatmış oldu. Bunun iki taraflı bir tutsaklığı oldu. Birincisi Tahir Canan'ın demir parmaklıklar, tamam, parmaklıklar arkasındaki tutsaklığıydı. Diğeri de ailesinin, çocuklarının, torunlarının cezaevi dışında yaşadığı tutsaklıktı. Yani tek tarafıyla Tahir Canan içeride kalmadı. Dışarıda koca bir ailesi Tahir Canan'dan ayrı kalmış oldu.